En çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bülteni Camiada Gündem'den herkese merhaba hoş geldiniz yayınımıza. Yeni haftanın ilk yayınıyla karşınızdayız. Ben Ferhan Köseoğlu. Bakalım bugün gündemimizde neler var? Bugün Almanya'da Sağlık Bakanının yaptığı çok önemli bir açıklamayı sizlerle paylaşacağız endişeliyim dedi. Tabi Almanya'da herkes ilgilendiren bir gelişme. Detayları birazdan sizlerle paylaşacağız. Öte yandan hava durumu ile ilgili de yeni bir fırtına uyarısı var. Almanya'da yeniden kışa dönüyoruz adeta. Soğuk hava yine ülkeyi esir alacak adeta ona da bakacağız. Diğer bir gelişme ise Almanya'da son dönemde gündemde bir video var. Irkçı bir video. Yabancılar dışarı Almanya Almanlarındır ifadeleriyle bir ünlü sanatçının şarkısı dillendirildi. Tabi yoğunda bir tepki aldı. O konuya değineceğiz bugün. Öte yandan bugün yine kreşlerdeki yer problemine bakacağız. O da önemli bir gündem. Uçaklarla ilgili de önemli bir açıklama var. Son dönemde tribülanslarda yaralanan yolcuların sayısı artıyor. Bununla ilgili işin uzmanından bir açıklama var. Tüm bu haberlerin detayları için Avrupa'nın Türkçe Haber Bülteni Camii'de gündem başlıyor. Biz Haziran ayına girerken Avrupa yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Almanya'da da yeni bir soğuk hava ve fırtına uyarısı verildi. Almanya'da yine bol yağışlı ve fırtınalı hava etkili olacak. Güney Orta ve Kuzey Almanya'da sel baskın uyarısı da yapıldı. Yaz aylarına bol yağmur ve fırtınayla giren Almanya'da bu haftada havalar bozuk geçecek. Alman Meteoroloji Dairesi ülke çapında bol yağışlı, yer yer doluyla karışık bir havanın hakim olacağını, havaların yer yerde gök gürültülü ve şimşekli geçeceğini açıkladı. Geçen hafta sel baskınları yaşayan Almanya'nın batı bölgelerinden sonra bu hafta ülkenin orta ve güney bölgeleriyle kuzey bölgeleri fırtınalı ve yağmurlu havayla karşılaşacak. Meteoroloji uzmanları su baskınlarına karşı hazırlıklı olunması uyarısında bulundu. Bu bölgelerde fırtına dolu ve sel tehlikesi de bulunuyor. Şiddetli yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlar hafta başında Güney Bavyera ve Oberschwaben Kuzey Kuzeybatı Almanya'da etkili olacak. Bu bölgelerde ayrıca dolu ve fırtına tehlikesi de bulunuyor. Salı gününden itibaren ise Baltık Denizi'nden gelen fırtınalı hava Kuzey ve Doğu Almanya'da etkili olacak. Yağışlar gök gürültülü geçecek. Evet güneş zaten bir etkisini kendisini gösteriyor. Sonra tekrar yağmur. Almanya'nın havası bu artık Avrupa'daki bu hava durumuna da tabii ki herkes alıştığı hazırlıklı yeniden yağmurlu soğuk bir sürece girmeye hazırlanay da olsa da sık karşılaştığımız bir durum. Şimdi Almanya'da son dönemde gündem olan bir konuyla devam edeceğiz. Gündem diyorum çünkü hem ulusal medya hem de sosyal medyada herkesin de konuştuğu bir konu. Almanya'da düzenlenen bir kutlamada ırkçı şarkı sözlerinin söylenmesi büyük infiale neden oldu. Sosyal medyadan yayınlanan ve toplam 14 saniye olan görüntülerde çoğu gençlerden oluşan grup Cici D'Agostini'nin Lamo Tucuk şarkısı eşliğinde dans ederek Almanya Almanlarındır. Yabancılar dışarı sözlerini söylüyor. Üstelik bir kişinin de Hitler selamı verdiği görüntülere yansıyor. Şimdi savcılık ve polis bu şarkıyı söyleyenlerle ilgili soruşturma başlattı. Almanya'nın kuzeyinde bulunan Zayt Adası'nda düzenlenen bir kutlama sırasında katılımcıların ırkçı şarkı sözlerini söylemesi tepki çekti. Sosyal medyadan yayınlanan ve toplam 14 saniye olan görüntülerde çoğu gençlerden oluşan grup Gigi Dagostini'nin Lamor Tujor şarkısı eşliğinde dans ederek Almanya Almanlarındır yabancılar dışarı sözlerini söylüyor. Bir kişi de Hitler bıyığını ima etmek için parmaklarını üst dudağına koyuyor ve Hitler selamı veriyor. Irkçı görüntülere çok sayıda kişi sosyal medyadan tepki gösterdi. Görüntülerin çekildiği kulübün Instagram hesabından yapılan açıklamada olaya tepki gösterilerek, olaydan haberimiz olsaydı söz konusu misafirleri elbette kovardık, ırkçılığa yer yok ifadeleri kullanıldı. Öte yandan savcılık kaydedilen görüntüler hakkında soruşturma başlattı. Flensburg Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada polis ve savcılığın görüntülerde söz konusu ifadeleri söyleyenlere ve hareketlerde bulunanlara yönelik soruşturma yürüttüğü belirtildi. Açıklamada halkı kışkırtma ve anayasaya aykırı semboller kullanılmasına ilişkin incelemelerin sürdüğü kaydedildi. Evet, tabi bununla ilgili bir soruşturma başlatıldı. Bakalım soruşturmanın sonucunda nasıl bir karara varılacak. Yine o gelişmeleri de sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Almanya'da Sağlık Bakanı Karl Lautabahtan yeni bir durumla ilgili önemli bir açıklama geldi. Alman Sağlık Bakanı sağlık sisteminin üzerindeki baskıyı her geçen gün daha da artırdığını belirterek Almanya'da bakıma muhtaç kişilerin sayısında patlayıcı düzeyde bir artış olduğunu da dile getirdi. Son olarak 50 bin olarak beklenen sayının bu sene 360 bini geçtiğini bildirdi. Bakan bunun ülkenin geleceği için endişe verici bir durum olduğunu da ifade etti. Almanya Federal Sağlık Bakanı Karl Atoba, Almanya'da bakıma muhtaç insan sayısındaki artıştan endişe duyduğunu ifade etti. <laughs> Sağlık Bakanı Karl Atoba, medyaya yaptığı açıklamada Almanya'da bakıma muhtaç insan sayısının son yıllarda neredeyse patladığını söyledi. <laughs> Bakan Karla Atoba, nüfustaki değişim nedeniyle bakıma muhtaç kişilerin sayısında 2023 yılında yalnızca 50 bin civarında bir artış beklendiğini, bu artışın 360 binden fazla gerçekleştiğini bildirdi. Bakıma muhtaç insanların sayısının artış sebebini henüz tespit edemediklerini ancak bu artışın bakım sigortasında ciddi finans açığı oluşturacağı uyarısında bulundu. Bakım sigortası açığının nasıl giderileceğine dairse koalisyon ortakları arasında görüş birliği olmadığını bildiren Lautoba, bu sene bakım ihtiyacı olan çok yaşlı insanlara artık 1946 dönemi kuşağının da eklendiğini aktardı. Son dönemde sürekli artan bakıma muhtaç insan sayısının ilerleyen dönemde daha da artacağı kaydedilirken, bunun ülke için büyük bir sorun haline dönüşebileceği belirtiliyor. Almanya'da kreş sorunu artarak devam ediyor. Son olarak kreş personelleri ve sendikalar duruma adeta isyan etti. Binlerce kreş çalışanı çocukların eğitimi ve bakımı konusunda yaşadıkları zorlukları dile getirerek daha fazla personel ve destek talep etti. Sendikalar sistemin çökmemesi için acil önlem çağrısında bulundu. Öte yandan zaten kreş bulmak zorken Almanya'da ilerleyen dönemde bu durumun daha da artacağı belirtiliyor. Almanya genelinde 27 binden fazla kreş çalışanı, çocukların eğitimi ve bakımı konusunda yaşadıkları zorlukları dile getirerek daha fazla personel ve destek talep etti. Verdi Sendikası, binlerce pozisyonun yıllardır boş olduğunu ve bu durumun her geçen hafta kötüleştiğini belirterek, acil önlem alınmaması halinde sistemin çökeceği uyarısında bulundu. Kreş çalışanları, mutfak, temizlik ve idari işler için daha fazla personel isteyerek Eğitimcilerin yükünü hafifletmeyi amaçlıyor. Ayrıca eğitim alanında da personel sayısının artırılması, grupların daha fazla büyümemesini ve uzman personel yetiştirilmesi için bir plan oluşturulması talepleri arasında yer alıyor. Verdi Sendikası kreşlerin finansmanında federal hükümetin sürekli destek sağlaması ve eyaletlerle birlikte kreş sisteminin geliştirilmesi için ortak bir plan oluşturulması gerektiğini vurguluyor. Kreş çalışanlarının talepleri ve sendikaların uyarıları Almanya'da çocuk bakım hizmetlerinin geleceği hakkında ciddi endişeler oluşturuyor. Uzmanlar sorunun çözülmemesi durumunda çocukların gelişiminin olumsuz etkilenebileceği ve ailelerin iş hayatına katılımının zorlaşabileceği konusunda uyarıyor. Evet maalesef bu kreş sorunu Almanya'nın Henüz çözülemeyen bir problemi. Herkes açıkçası bir kreş sorunu yaşıyor. Çocuğunu kreşe yazdırmak isterken. E, tabii izleyicilerimiz arasında da çocuğunu kreşe yazdırırken zorluk çekenler vardır muhakkak. Varsa lütfen bize belirtin, bildirin bu konuyu. Çünkü bu konuyla ilgili haberler yapıyoruz ve ne kadar bu problemi yaşayan insan var açıkçası bilmek istiyoruz. Hem çocuğu olsun hem torunu olsun e, kreş bulmakta sorun çeken vatandaşlar lütfen yorumlarda yazsın. Bu problemin büyüklüğünü biz de daha iyi anlayalım. Tabii son dönemde özellikle son birkaç gündür sizden gelen yorumları değerlendiremedik, okuyamadık. Onlara kısaca bakalım. Şöyle hangi yorumlarınız var? Her haberi de sizlerden gelen yorumlara da eklemek istiyoruz. İzleyicilerimiz bizi bu konuda ne düşünüyor, düşünceleri nedir? Mesela geçtiğimiz günlerde yaptığımız bir erken emeklilik haberi vardı. Onlarla ilgili gelen şöyle yorumlara kısaca bakayım. Bir izleyicimiz demiş ki 70 yaşında emeklilik tartışmaları devam ederken 70 yaşına kadar ben yaşar mıyım ifadelerini kullanmış. Tabii çok geç olduğunu belirtiyor 70 yaş emekliliğini. Yine başka bir izleyicimiz... 55-60 yaşında emeklilik sunulsa hiç kimse psikolojik nedenlerle doktora gitmez, emekli olmak istemez ifadelerini de kullanmış. Tabii bu yorumlar Almanya'da erken emekli olanların büyük çoğunluğunun psikolojik nedenlerle emekli olduğu yönünde bir haber yapmıştık. Onlarla ilgili gelen yorumlar, onu belirteyim çünkü eskiden bir önceki haberimizi izlemeyenler bu konuyu bilmeyebilir. Onunla ilgili gelen yorumlar, Biz insanlar gerçekten bunalımda önce korona sonra Ukrayna Savaşı'ndan dolayı çoğu şey pahalandı. İnsanlar çoğu tedirgin gelecekten demiş gerçekten bu yönde de araştırmalar var pandemi ve savaş sonrası insanlardaki bu umutsuzluk, endişe çok daha fazla boyutlarda. Şunu belirtelim, maalesef Avrupa'nın birçok ülkesinde depresyonda giderek artan ve e, hani en büyük problemlerden biri olmaya başladı. Onu da belirtelim, yapılan Araştırmalar bu yönde evet kesinlikle öyle psikolojik olarak çok kişi var özellikle bayanlar için de demiş bayanlar için arasında da psikolojik nedenlerle emekli olanların sayısının oldukça yüksek olduğunu belirten var. Geçtiğimiz günlerde turşula ilgili yaptığımız bir haber vardı o da e, turşulardaki özellikle kısırlaştırıcı maddeye dikkat çekmiştik bununla ilgili de birçok izleyicimiz Almanya'daki bazı ürünlerle ilgili yaptığımız bu haberlere dikkat çekip teşekkür ediyorlar özellikle. Biz de elimizden geldiği kadar bu tarz araştırmalarda sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bunu da belirtelim. Evet bu yorumlarla birlikte geçelim gündemin diğer başlıklarına. Dediğim gibi siz de lütfen varsa fikirleriniz, düşünceleriniz hangi haberle olursa, ilgili olursa olsun lütfen bizimle paylaşın. Onları önemsiyoruz ve Haberlerimize de bir zenginlik katıyor. Onu da belirteyim. Sizlerle beraber bu süreci yürütmek gerçekten benim de çok hoşuma giden bir durum. Onu da özellikle altını çizerek vurgulayayım. Şimdi sıradaki haberle devam ediyoruz. İzin sezonu geliyor. Artık milyonlarca Türk vatandaşı yine Türkiye'ye gidecek. Kimisi tabii ki karayoluyla, kimisi de uçakla gidecek. Bazı kişilerde bir uçak fobisi var. Uçağa binmekten korkuyor. Birçok benim de tanıdığım kişi var. Tabii insanlar arasında da uçak fobisi olanların oranı oldukça yüksek. Tabii bu fobiyi gidermek isterdik ancak maalesef bu fobiye biraz destek verecek bir gelişmeyle devam ediyoruz aslında. Çünkü uzmanlardan bir açıklama var. Biz de bunu sizlerle paylaşmak durumundayız. Uçak yolculuğu tabii çoğu kişiyi korkutuyor. Bu korkuyu artıracak uzmanlardan yeni bir açıklama var. Bir yolcunun hayatını kaybettiği, 30'dan fazla yolcunun da yaralandığı Singapur Hava Yolları uçağından sonra şimdi de Katar Hava Yolları uçağı tribülansa girdi. Uçakta 12 yolcu yaralandı. Son dönemde pek çok havayolu yolu uçaklarında şiddetli tribülanslar yaşandığı bildirilirken uzmanlar bu durumun daha da artacağı uyarısında bulundu. Bunun nedeni ise hepimizin tahmin edeceği gibi iklim değişikliği. Hava yolu yolculuğu yapanları türbülans korkusu sardı. bir yolcusunun türbülans sonrasında hayatını kaybettiği, 30 kişinin de yaralandığı Singapur Hava Yolları uçağından hemen iki gün sonra şimdi de Katar Hava Yolları'na ait bir uçakta 12 kişi yaralandı. Yolcuların bildirdiğine göre Katar Hava Yolları uçağı Doha'dan İrlanda'nın başkenti Dublin Havalimanı'na giderken Türkiye üzerinde türbülansa girdi. Türbülans sonrasında yemek servisi yapan personelle yemekler havaya uçuştu. Türbülans sonrasında uçak normal uçuşunda devam etti. Uçak planlandığı saatte Dubai'nin havalimanına inişini tamamladı. Büyük bir kaosun yaşandığı uçakta daha sonra 12 kişinin yaralandığı ve Dublin'de hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Yaralıların altısının uçak uçuş ekibinden olduğu, diğer yaralılarınsa yolcu olduğu açıklandı pek çok hava yolu uçaklarında şiddetli türbülanslar yaşandığını bildirirken, havacılık uzmanları türbülansların iklim değişikliğinin tabi bir sonucu ve önümüzdeki yıllarda daha da artacağını açıkladı. Evet maalesef uçak yolculukları birçok kişinin fobisi ama şunu belirteyim. Tabi az önce biraz korkuttuk, biraz da rahatlatmak gerekir. Uçaklar dünyanın en güvenli araçları. Yani uçakla seyahat ettiğiniz zaman bir kare yolculuğundan çok daha güvenlisiniz. Onu özellikle vurgulayayım. kare yolunda kaza geçirme oranı çok çok daha fazla. Yani bir insanın yataktan düşerek ölme ihtimali uçağın düşmesiyle aynı. Uzmanların bu yöndeki açıklaması o yönde. Tabii ki ben de bunu belirteyim. Ancak tabii ki insanın elinde olmadan hani bir şeyin gelişmesi, bir durumun gelişmesi uçak biraz da o yönde çünkü sizin kontrolünüzde olmayan bir şey. Onun için çoğu insanı bu yönde biraz korkutuyor. Şöyle de bir örnek vereyim. Ben dün Türkiye'den Almanya'ya gelirken uçak Düsseldorf'a iniş sırasında tam inecekken yeniden havalandı ve havada tur atmaya başladı. Tabii ki hani söyleyebilirim ister istemez insanın biraz panik olabiliyor bu tarz durumlarda. Ancak o biraz paniği büyütmeyelim. Uçaklar çok güvenli bir yolculuk sunuyor. Onun altını özellikle çizelim. Bu noktada da uçağa binerken bu korkuyu elbette belki ilk başta yenmek mümkün olmayacaktır. Ama en azından bu düşünce sizde olursa çok daha rahat edebilirsiniz uçaklarla yolculuklarınızda. Onu da vurgulayayım. Avrupa'da olsun, Türkiye'de olsun dünyanın birçok noktasında dün Türk vatandaşları sokağa indi. Nedeni de Galatasaray'ın 24. şampiyonluğuydu. Tabii Galatasaray'ın 24. şampiyonluğu Avrupalı Türkler tarafından da büyük bir coşkuyla kutlandı. Avrupa'nın birçok ülkesinde Galatasaray taraftarları sokaklara döküldü. Başta Almanya olmak üzere neredeyse Avrupa'nın dört bir yanında sokaklar sarı kırmızıya büründü. <laughs> Türkiye'de Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu dün akşam sona erdi ve şampiyon son hafta belli oldu. Konya deplasmanına çıkan Galatasaray rakibini 3-1 mağlup etti ve en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde şampiyonluğunu ilan etti. <laughs> Galatasaray'ın 24. şampiyonluğu Avrupalı Türkler tarafından da büyük bir coşkuyla kutlandı. Galatasaraylı taraftarlar başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde zaferi kutlamak için sokağa çıktı. Berlin'de kutlamanın adresi kent merkezi Kudam oldu. Aralarında çok sayıda çocuk ve kadın taraftarın da bulunduğu yaklaşık 5000'e yakın kişi şampiyonluğu tezahürat ve şarkılar eşliğinde kutladı. <laughs> Duisburg'un Hamburg semtindeki kutlamalara ise çevre şehirlerden de katılım oldu. Sarı kırmızılar ellerinde Türk bayrakları, Galatasaray flamaları, üzerlerinde ise sarı kırmızılı formalarla caddelerde zafer turu attı. <laughs> Öte yandan Avrupa'da Fransa, Belçika, Hollanda, Avusturya ve İngiltere'de de Galatasaray taraftarları şehir merkezlerinde konvoy oluşturarak şampiyonluğu kutladılar. Evet ben de bir Trabzonspor taraftarı olarak Galatasaray'ı tabi canı gönülden kutluyorum. Ancak şunu belirteyim Spor, futbol, dostluk, kardeşlik maalesef biz bu yıl Türkiye'de Süper Lig'de çokça kavga gördük. Belki de Türkiye'de Türkiye tarihinin hiçbir döneminde yaşanmayan kavgalar bu yıl Süper Lig maçlarında yaşandı. Umarız bundan sonraki dönemlerde bu kavgalardan ziyade sporun dostluk, kardeşlik olduğu daha çok ön planda olur. Mesela şu an bizim rejimizde. Galatasaraylısı da var, Fenerlisi de var. Her insan farklı takımlara gönül verebilir. Ancak sonuç itibariyle bu sevdanın bir spor, bir dostluk, bir kardeşlik olduğunu bilincinde olmak gerekir. Onun için birbirimizi kırmadan, başka türlü kırıp dökmeden... Bu sevgimiz elbette bir taraftar olabiliriz, bir takıma gönül de vermiş olabiliriz. Ancak bu bizim dostluğumuzu, arkadaşlığımızı etkilememesi gerekir diyelim. Bugün de böyle böyle bir mesaj vererek yayını bitirmek istedim. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.